Sevgili üstadımızın, Cüneyt Arkın'ın hikayesinin başladığı bir memleket var. Eskişehir. Eskişehir'den hem sınıf arkadaşı ve hikayesinin başladığı yer vesilesiyle de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşen'i konuşma yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Sayın Bakan ve protokole dahil zevat ile bu salonu tıklım tıklım dolduran Cüneyt Arkın hayranı ve takdirkarı çok değerli İstanbullular. Bugün hepimiz büyük bir acı içerisindeyiz. Bu acıyı çekenlerin içerisinde birisi de benim. Gençlik yıllarımızın, üniversite çağına kadarki yıllarımızın bir arada geçirdiğimiz günler hep gözümün önüne sinema şeridi gibi akıp geliyor. Fahrettin sinema dünyasına doktorluktan vazgeçerek girmiş bir değerli arkadaşımdı. İlkokuldan itibaren gerek o dönemde ilkokullarda öğretmenlerin çocuklara sadece kitaplardaki bilgileri değil, aynı zamanda kültürel donanım almaları için de yeteneklerini teşvik eden öğretmenlerdi. İlkokulların tiyatrosu vardı, dahası var. Ortaokul ve lisede de bir okuldaki bütün sınıfların birer kulübü vardı. Bu öğrenciler o kulüplerde ya resim yeteneklerini geliştirirler, ya edebiyat yeteneklerini geliştirirler, ya da oyunculuk yetenekleri varsa onu geliştirirlerdi. Geliştirmeleri için öğretmenler büyük gayret sarf ederlerdi. Biz de onlardan biriydik. 1959 ve 60, hatta 61 yıllarında Eskişehir'e ilk yüksek öğretim kurumu kurulmuştu. İktisadi Ticari İlimler Akademisi olarak. Ben oradaydım. Fahrettin ise İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuyordu. Rahmetli Profesör Cihat Abaoğlu'nun çok değerli, çok sevdiği ve kendisini asistan almak istediği kadar çalışkan bir öğrencisiydi. Bütün buna rağmen fırsat buldukça Eskişehir'e gelir. Eskişehir'de ailesini, akrabalarını ziyaret eder. Biz arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirirdi. Ben film tarafına bir değerlendirme yapabilmekten uzağım. Çok büyük bir sanatçı olduğunu bir tek biliyorum. O takdir duygularımın ifadesini zaman zaman onunla ilgili konulardaki röportajlarda dile getirdim. Ama şu tarafını söyleyeyim. Fahrettin yalnızca iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda çok yetenekli bir edebiyatçıydı. Dönemin sanat dergilerinde hikayeleri çıkardı. İkimiz de aynı sırayı lisede paylaşma şansına eriştik. Sıranın bir ucunda o otururdu, bir ucunda ben otururdum. Ve hatırlayacaksınız, bizim zamanımızda veya sizlerin büyük bir bölümünüzün de zamanında okullarda matematik dersleri için sarı defterler kullanılırdı. Kalın olurdu o, çözümleri de ihtiva edeceği için. Bizim ikimizin sarı defterinin bir birinci sayfası ve ön tarafı vardı. Diğer yarısı ise ters çevirir, kapağı açarsanız arka kapağını, diğer şeyleri gösterir. Ne gösterirdi biliyor musunuz? İkimizin de sarı defterinin arka sayfalarını, arka kapaklarını açıp sayfalara baktığımız zaman onda resimli romanlar, sayfalar dolusu resimli romanlar. Ama nasıl resimli roman? Bizim çizdiğimiz resimli romanlar vardı. Kendisi Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun bizler için, yani bizim kuşaklar için yazmış olduğu hikayelerini, kahramanlık hikayelerini resimlerdi. Ben de Ömer Seyfettin'e aşıktım. Ömer Seyfettin'in bombasını, diyetini, o hikayelerini resimlerdim. Matematik hocamız sınıfta defterleri kontrol ederken bunları gördüğü zaman benim enseme bir tokat hakkım vardı. Bir de Fahrettin'in ensesine bir tokat atardı. Edebiyatçılığına diyecek yoktu. Ve eğer
sinema dünyasına katılmasaydı belki de Türkiye'nin en büyük çocuk hastanelerinden birini yapmak gibi bir ideali vardı. Sinema dünyasına geçişi ilginçtir. Onu anlattık. Televizyonlarda da anlattığım için burada ayrıca anlatmıyorum. Ama bir özelliğini daha belirtmek istiyorum. Katıksız bir Atatürkçüydü. Cumhuriyetçiydi, halkçıydı. Bir halk kahramanıydı. Filmlerinde halk kahramanlarını temsil eder. Herhalde belgesel olarak o filmler gelecek kuşaklara da o dönemlerin, yani bunlar İkinci Dünya Harbi sonrası 1950'li yılların halk kahramanının kim olduğunu, nasıl olduğunu o filmler sık sık gösterirse onlardan göreceğiz. Ve ben tavsiye ediyorum gençlere, yeni yetişen kuşaklara Fahrettin'i bugüne kadar bilinenden çok bilinmeyen taraflarını anlatmak için hepimiz gayret edelim ve onun için kitaplar, yazılar yazalım. Ben de onun huzurunda saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Ondan evvel bir şey daha aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Fahrettin ve ben, bizim arkadaşlarımız 1950'li yıllarda Eskişehir'de kurulan kan bankasına kanlarımızı satarak amatör tiyatro kurma girişiminde de bulunan bir gruptuk. Fahrettin o yönden tiyatrodaki oyunlarda görev alamadı. Neden biliyor musunuz? Yedek subaylığını Eskişehir'de yapıyordu. Havacıydı ve doktordu. Ama o kadar yakışıklıydı ki o üniforma içerisinde bütün hayranları onu cumartesi pazar günleri Eskişehir caddelerinde hep beraber yürürken gördükleri zaman imza alırlardı. Daha sinema oyuncusu falan olmamıştı. Kısacası çok ünlüydü. Söyleyeceğim çok anı var. İnşallah zaman buldukça onları anlatacağım. Son dönemlerinde kendisine çok iyi bakan sevgili eşi Betül ve evlatlarına burada şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Oğulları inşallah onu yaşatacaklardır. Ben de burada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisinin bal mumu heykelini devamlı olarak sergilemek suretiyle Eskişehir'de o Kara Murat haliyle, elinde kılıcıyla bir dönemin çok büyük bir oyuncusunu arkadaşı olarak ona olan borçlarımı eda etmiş olacağımı düşünüyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Ruhu şad olsun. Nur içinde yatsın.